Evet, meşhur Eminönü'ndeki kuşların içerisine geldik şu an arkadaşlar. Bu manzarayı bilmeyen yoktur. Türk filmlerinde de izlediğimiz manzaralardan birisi. Kuşlarımız bütün yoğunluğuyla sabahın köründe burada çıkmakta. Eminönü değişmiş arkadaşlar. Değişmeyen tek şey kuşlar ve camiler. Bu arada Simit Sarayı'na gittik. Orada bir kahvaltı yapalım diye umutlandık. Simitler de güzeldi, hoşuma da gitti. Güzel ürünler vardı, böyle kaşarlı falan simitler vardı. Çekim izini vermediler, ben de bıraktım çıktım arkadaşlar. Sanırım şuradaki seyyar simitçilerden birisinden simit alacağız. Ve burada çay yok, gerçi de şöyle meyve suyu alarak Sultanahmet Meydanı'nda kahvaltı yapacağız. Bakalım bize Sultanahmet Meydanı'nda kahvaltı kaç paraya patlayacak. Simit Sarayı'nda şöyle sanırım 10-15 TL bir masrafım olacaktı, öyle gözüküyordu. Sağ olsun izin vermediler. Çekim izini vermedikleri için ben de orada simit yemek istemedim. Şimdi gelin Sultanahmet Meydanı'nda şöyle seyyar simitçi var. Gidelim oraya. Aynen simitçimizi bekliyor arkadaşlar. Güzel simitler var. Ben gördüğünüz çıtır çıtır. O simitlerden iki tane simit alalım. Bir de meyve suyu alalım. Şöyle parkta bir yerde oturalım. Karnımızı doyuralım. Burada seyyar simitçiden simidimi aldım. Açmamı aldım. Bakkaldan bir de meyve suyu aldım. Toplam 7-7,5 lira bir masraf ettik. Bir de haşlanmış yumurtayla birlikte kahvaltımızı Sultanahmet Meydanı'nda böyle ağaçların gölgesinde. Daha güzel oldu böyle. Yani hayatımda bu da bir anı olacak kesinlikle. Sultanahmet Meydanı'nda kahvaltı yapmak da varmış. Tavsiye ediyorum İstanbul'da oturan arkadaşlar, özellikle alın eşinizi, dostunuzu, çocuklarınızı. Kapın simitleri, peynirleri, bir termosla çay yanında iyi gidecektir. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Böyle yeşilliklerin içerisinde kuş çıvıltıları arasında sabahın serinliğine gelmenizi tavsiye ediyorum. Kimse de yok, sakin. Güzel bir kahvaltı deneyimi yaşayacaksınız kesinlikle. Afiyet olsun. Simit, kaşarlı, açma ve çay bulamadım olsun. Böyle şeftali suyuyla işi götüreceğiz. Simit Sarayı izin vermedi çekim yapmamıza. İyi ki de vermemiş. Böyle süper oldu. Gerçekten konforlu arkadaşlar. Bir de misafir gelse, boş bardak aldım. Şöyle gelen olursa buyur diyeceğim. Birlikte yiyeceğiz ama şu anda etrafta kimse gözükmüyor. Gelin gelin. Buyurun. Beraber yiyelim. Gitmiyor aşağı. Ya kahvaltı yapalım, gel. Gel. Sana nasip oldu. Otur. Kahvaltı yapıyorum, boğazımdan geçmiyor tek başıma. Eyvallah, Otur, otur. Şu iş meşhur zıkkım ya. Şöyle şu çamur değil. Yo değil, sen ye ye, ben bir simit yedim yumurtayla. Çok geldi. Ben de bakıyorum sağa sola biri gelse de kahvaltı yapalım. Evet. İsmin ne? Muhammed. Sırtının kökünde içmeden keşke. Çok içiyor mu? Günde kaç paket içiyor? Günde mi? Çok içiyor mu? Keşke içmesin. İyi bak. İçmiyor. Bırak. Yanan yanan yersin. Ne bir iş yapıyor mu? Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Nasıl çalışacağım? He. Aynen. Ay. Geçmiş oldu. Ne yaptın? Yaktı mı? Yaktı mı? Yandı mı? Bomba yedi. Suriye. Ben Türkmen, Suriye Türkmenler. Annem baba. Bu açık yara mı böyle? Onu öyle mi oldu? Ya da gördün mü? Görmedim. Bir karnı.
Her hastaneye gittim. Her tarafa gittim. Allah kolaylık versin kardeşim. Çok sevdim. Annem baba orada. Anne baba öldü mü? Savaşta orada. Savaşta. Bir tane abla. Aynen. O da orada. 3 tane çocuk. Allah belasını versin. Bu işe sebep olur. 3 tane çocuk yanında var orada. Senin bu ayak böyle açık mıdır ya? Bu ayakta... Arkadaşlar hayat nelerle karşılaştırdı beni. Suriyeli kardeşimiz Muhammed ayağı gerçekten çok perişan. Bombadan yaralanmış. Annesi babası ölmüş. Allah sebep olanların belasını versin. Ne diyeyim? Böyle insanları böyle bu hale getirenlerin Allah belasını versin. Başka da güzel mekanın önünde de böyle bir bu ada bulundu. İyi mi yaptım bilmiyorum ama Dert bu aya değil. İkisi. İkisi de. İkisi de. Belediye melediye hiç şey yapmıyor musun? Yardımcı olmuyor musun? Ya. Hadi bu... yazın iyi de kışın ne yapacaksın? Kışın. Kışın zor iş. Belediye hani bir tüm burada yer açıyor. Ha, anladım. Orada. Ama böyle hayat devam etmez mi? İnşallah düzelirse gider misin Suriye'ye? Vallahi işte. Gidersin değil mi? Eviniz var, köyünüz var. Ama bu ellerin de orada mı oldu? Annem baba nasıl öldü? Yok, yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Hayat bombası. Hayat devam ediyor Muhammed. Yapacak bir şey yok. Aynen aynen. Dediğim gibi sebep olanların Allah belasını versin. Bin türlü. Durup dururken insanları yerinden, yorundan, ayağından, genç çocuk bacağına baksın. Yazıklar olsun. Ben dediğim İnanılır gibi değil. Arkadaşlar Muhammed'in hayatı gerçekten zor. Annesi, babası, kardeşi Suriye'de hayatını kaybediyor. Ve İstanbul'a geliyor bir şekilde. Ayağı perişan, iki ayağı, kolları falan. Bombadan dolayı. Aslında bu tarz insanlara belediyenin, hükümetin mi artık, sosyal işler müdürlüğünün mü sahip çıkması gerekiyor. Gerçekten işler arası bir durum var. Buna bir çözüm bulmakta fayda var. Böyle yürümez bu iş. Bu hayat böyle devam etmez. Yani şurada yediğimiz ekmek boğazımıza dümleniyor o kadar. Nasıl gidecek bu işler, nasıl bitecek bilmiyorum. İnşallah bir an önce Suriye'de savaş biter de bu insanlar da gider köyüne, evine, yurduna, yuvasına kavuşur. Sabah sabah güzel bir kahvaltı yapalım diye hayal ettik. Ne hayal ettik, ne bulduk arkadaşlar. Gerçekten üzüldüm o Suriyeli çocuğun o durumuna. Hani fazla simit aldım, fazla meyve suyu aldım dedim. Birisi gelir dedim, oturup birlikte davet ederim, kahvaltı yaparız. Tam da öyle bir insan geldi. Ama gördüğünüz çocuğun halini, içler acısı. Umarım bir an önce Suriye'deki o nalet olası savaş biter ve bu insanlar evlerine, yurtlarına dönerler. Onlar da kurtarır. Biz de böyle üzülmekten kurtarırız. Gerçekten çok üzüldüm arkadaşlar. Yapacak bir şey de bulamıyorsun. Çaresiz kalıyorsun. O çocuk ayağı perişan, iki ayağı perişan, kolları yaralı bombadan dolayı. O şekilde hayatının geri kalanını yaşayacak. Anne yok, baba yok, kardeşleri ölmüş. Ev, bark zaten kalmamış, yurt hiç kalmamış. Allah bizim devletimize, milletimize zeval vermesin. Biz o hallere düşebilirdik. Yani şu son nalet olası darbe olsaydı biz de aynı duruma düşecektik. Ve bizim gidecek yerimiz de olmayacaktı. Bunu bazı beyinler almıyor ama bu hayatın gerçeği olacaktı. Ve bizim başımıza da aynı o çocuğun başına gelen olaylar gelecekti. Kesinlikle o aşağılık darbe gerçekleşseydi gerçekten bizim ülkemizde işler acısı bir duruma gelecekti. Allah milletimizin birliğini, bütünlüğünü bozmasın diyorum. Buradan Sultanahmet Meydanı'ndan Allah'a dua ediyorum. Bir an önce savaşların bitmesi dileğiyle. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eyvallah. Görüşmek üzere.